Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu kez size Doğu Ekspresi ile yaptığım yolculuktan bazı videoları göstereceğim. Çektiğim videoları, fotoğrafları göstereceğim. Size bunun hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Doğu Ekspres bildiğiniz gibi çok revaçta ve popüler bir seyahat rotası, seyahat yolculuğu ve aklınızda olsun biletler tren tarihinden, yolculuk tarihinden bir ay önce satışa çıkıyor. Biletlerimiz bakın böyle. Ve ben gittiğimde kışın yapılan yolculuk olan turistik Doğu Ekspresi başlamamıştı. Ben normal her 12 ay boyunca süren trende yolculuk yaptım. Ve burada örtülü kusetli denilen 4 yatak olan vagonda yolculuk yaptım. 2 sene kadar önce Ankara'dan Batman'a gitmiştim. Adı şimdiki adı Güney Ekspres olan, eski adı Kurtalan Ekspres olan trenle. Orada yataklı vagon, yani bir tarafta 2 tane yatak olan, diğer tarafında ise lavabo gibi yemek yemenizi sağlayan sehpa tarzı, masa tarzı şey olan yataklı vagonda gitmiştim. Ama bu kez Kars'a örtülü kusetli ile gittim. Konfor aynı. Sadece 4 tane yatak var. Ve bu kez uğraştım, didindim, biletimi aldım. Dediğim gibi biletler neredeyse yaklaşık bir ay önce satışa çıkıyor. Yolculuk tarihinden bir ay önce satışa çıkıyor. O yüzden tarihinizi iyi ayarlamanız lazım. Sabah erken kalkıp, benim gibi saat 6'da kalkıp bilet almanız lazım. Kars'a yaklaşık akşam 8.30'da varıyor diye gözüküyor. Ankara'da akşam 6'da kalkıyor. 5.55 falan 6. 24 saat ya da 24.5 saat sonra varıyor ama gecikmeleri hesaba katın. Benim yaklaşık 1.5 saat geç varmıştı. Saat 10 gibi Kars'a vardık. Biletler günden güne değiştiği için şu an size bir bilgi vermek istemiyorum. Çünkü benim aldığım biletler yaklaşık 700 liraydı. Ama ben 4'ünü birden aldım. Başkası gelmesin, rahatsız olmasın hiç kimse diye. Ama şu an bildiğim kadar turistik Kars Ekspresi ya da Doğu Ekspres biraz pahalıymış. Fiyatları kendinize göre araştırın, inceleyin. Yolculukta sıkılmayacağınız şekilde hazırlık yapın kendinize. Kitap, İyi bir müzik sistemi, radyo, ki radyo her yerde çekmiyor. İyi kitaplar alın yanınıza ve unutmayın, her ne kadar yemekte vagon varsa da yanınıza yiyecek bir şeyler alın. 24 saat boyunca yemek yemeniz gerekebilir. Konforu hakkında şunu söyleyeyim, gayet güzel, sıcak, ısınıyorsunuz, hatta terliyorsunuz. Bu konuda içiniz rahat olsun. Şimdi videoya geçelim. Thank you.
arkadaşlar. Şu an saat 8:25. Eğer Devlet Demiryolları'nın verdiği tarihe, web sitesinde yazdığı saate göre gitmiş olsaydık şu an Kars'a ulaşmış olmamız lazımdı. Tahminim doğruysa, doğru hesaplayabildiysem 1,5 saatlik bir vakit kaldı geriye. Yolda iki farklı yerde yarımşar saat bekledik. Ki zaten yarım saat geç geliyorduk. Bir saat, yarım yarım bir saat daha eklenecek 1,5 saat bir rötar yaptık. Birisi Kemah'ta yaklaşık yarım saat, belki daha fazla. Uyuduğum için hesaplayamadım. Bir gecikmemiz oldu. Bir de Erzurum'a varmadan bir yerde bir yarım saat bekledik. Kemah'ta bizim önümüzde giden tren, yük trenin arıza yaptığını söylediler. Ve tabii aynı rayı kullandığımız için biz tabii ilerleyemedik. Onun çekilmesini bekledik. Erzurum'u da ben bilmiyorum. Zaten karanlık olmuştu artık. Toplamda şu an için 1,5 saat rötar gözüküyor. Yani şu an Kars topraklarına ulaşmış olmam lazımdı ama ulaşamadık. Sorun diye zaten bunu planlıyordum. Geç kalacağını hesaplamıştım. Türkiye'de de ne zaman tam olur ki? İşte şu an için günüm bu şekilde devam ediyor. Belli bir süreden sonra, yaklaşık öğleden sonra olduğunda, video çekmeyi bıraktım. Çünkü ne kadar çekersem çekeyim, manzara ne kadar güzel olursa olsun, çektiğim videoların hepsi birbirinin aynısı olurdu. O yüzden ben de video çekmeyi bıraktım. İndiğim zaman Kars tren garını gösteririm. O tren vardı, o zaman küçük bir video çekeceğim. Yarın bir günlük, günübirlik Kars tur yapacağım. Kaz eti yemeyi planlıyorum. Biraz da kaşar alıp yolculuğa devam edeceğim. Şu an için saat 8:30. Son 1,5 saat. İnşallah daha fazla olmaz.